Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edilip değerli eşyasına el konulan 40 düzensiz göçmen ülkemize geri itildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri donarak ölmekten Mehmetçik kurtardı. Yunanistan tarafında onlar 4-5 kişi birden beni dövdüler o kadar dö dövdüler ki beni ben bayıldım. Yumrukla vurdular, tekmeyle vurdular, ağaçla vurdular, her şey her ne ellerine geçerse onunla bizi vurdular. Çırılçıplak halde aç susuz bırakıldılar, öldüresiye dövüldüler. Yeni bir hayat umuduyla çıktıkları umut yolculuğunda zulme uğradılar, canlarını zor kurtardılar. Göçmenler yaşadıkları o dehşet anlarını habercilere anlattı. <laughs> bot yardımıyla karşı tarafa geçtik. Daha sonra bir tren yoluna vardığımızda Yunan askerleri bizi yakaladılar. Bizi yere yatırdılar. Paralarımızı, kıyafetlerimizi aldılar. Sopalarla vurdular. Dört Yunan askeri bizi araçların yanına götürdüler. Daha sonra beş asker daha geldi. Her şeyimizi çıkarttılar. Daha sonra bizi araçlara bindirerek Türkiye sınırına yakın bir bölgeye getirdiler. Botlara bindirdikten sonra silah göstererek bizi suyun ortasına bıraktılar. Türk askeri bizi gördü. Isınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi. Umuday yolculukta ölümün kıyısından döndüler. Fas uyruklu iki genç Yunan sınır güvenlik güçleri tarafından öldüresiye dövüldükten sonra Türkiye'ye geri itildi. Yunan güvenlik güçlerinin Türkiye'ye geri ittiği 40 düzensiz göçmenin arasında kadın ve çocuklar da vardı. Şimdi biz o tarafa geçtik. O tarafta askerler bizi yakaladı. Bizi Meriç'e doğru geri gönderdiler. Bizim eşyalarımızın hepsini aldı. bazılarını yeniden dövdüler benim gibi. Bazılarını dövmediler. Ayakkabılarımızı aldılar. Elbiselerimizi, paralarımızı cep telefonlarımızı her şeyimizi onlar aldı. Meriç'in arasında e, suya at bize attılar. Düzensiz göçmenleri donarak ölmekten Mehmetçik kurtardı. Ambulansa haber verdiler, beni hastaneye götürdüler.